Herkese selam. Bir videoma daha hoş geldiniz. Ben kitap okuyan bir hayal hesabından Simten ve bugün Colin Hoover okuyorum videosunun part 2'sini çekeceğiz. Şöyle ki ben e, bu yaz Colin Hoover'la ilk defa tanıştım ve kendisinden iki tane kitap okudum. Dedim ki hazır yazardan iki kitap daha almışken bu e, bunu bir video serisine dönüştüreyim ve aynı şekilde Colin Hoover okuyorum part 2 diye bir video daha gelsin. Henüz iki kitabı da okumadım. E, biri Epsilon yayınlarından yeni çıkan Belki Bir Gün kitabı yazarım. Bir de henüz Türkçe çevrilmemiş Confess kitabı. Normalde kanalımda çok fazla İngilizce kitap bulundurmaya çalışıyorum ama yani aldım. Ve bu yüzden aynı şekilde yani bir kolun hover videosu çekmek istedim. Kitabı beğenirsem size de PDF ya da İngilizce bir şekilde öneririm diye düşünüyorum. Türkçe ile zaman çevrilir mi? Çevrilecek mi? Hiçbir fikrim yok. Çünkü yayın, evi, yayın evleriyle hiçbir şekilde bağlantısı olan bir insan değilim. Sıfır bağlantı. Bu yüzden bugünkü bu videoda bu iki kitabı okuyacağız ve yorumlayacağız. Şöyle <laughs> ilk videoda seçtiğim kitaplar yazarın yani Hoover'ın en çok popüler olan e kitaplarından ikisiydi ve o videoyu hala izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Bu videoda seçtiğim kitaplar da yazarın popüler olmayan ve hatta tam tersi olumsuz e yorumlar gördüğüm kitaplar. Yani açıkçası şöyle diyeyim daha doğrusu bir kitabı öyle çünkü Confess kitabıyla ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyorum bu kitabı tamamen körlemesini aldım. Alt arkasını bile okumadım. Yani gerçekten bu kitap hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sizinle birlikte öğreneceğiz. <laughs> Tamamen körlemesine daldığım bir kitap olacak. Tek bildiğim işte Colin Hoover'dan olması ve kapağı çok hoşuma gitti. Yani böyle çok şık duruyor ve 306 sayfalık bir kitap. Yani aşırı derecede hızlı bir şey hızlı okuyabileceğime inandığım bir kitap. Bu yüzden yani hazır yazara yeni başlamış ve yazarı çok sevmişken bu kitabı okumak istedim ve aldım. Şimdi dediğim gibi sizinle bu videoda okuyacağız ve bakalım bilindiği kadar güzel olan kitaplarından biri mi yoksa öylesine bir kitap mı? Bunu göreceğiz ve esas şimdi Belki Bir Gün adında bu kitabımız, bu videonun ana şeyi olacağını düşünüyorum. Çünkü epsilon yayınlarından daha yeni çıktı ve çıktığı gibi o kadar çok olumsuz yorum aldı ki bu kitap yani... Ben çıkar çıkmaz aldım çünkü dediğim gibi konu Yani yeni tanışmıştım tam o sırada ve hani yazar ne yazsa okurum diye düşünüyordum. Bu yüzden hemen bu kitabı aldım. Sonra durmadan arka arkaya okuyan herkes o kadar gömdü ki bu kitabı. Yani beklentim çok düşük bu yüzden seveceğimi düşünüyorum. Yani genellikle beklentiniz düşük olunca kitapları sevme gibi bir huy huyumuz oluyor yani. Bu yüzden bu kitabı okuyup gelen olumsuz yorumlar kadar kötü mü onu çözeceğiz birlikte onu öğreneceğiz yani güzel mi kötü mü değil mi artık nasılsa bunu öğreneceğiz heyecanlıyım ya bilmiyorum özellikle sevilmediği için daha da merak ettim ben sevecek miyim sevmeyecek miyim yani nasıl olacak hem de bu kitap e, hani 400 sayfaya yakın yani konfese göre daha kalın bu yüzden daha çok olay olduğunu düşünüyorum Ay. Bahar alerjileri. <laughs> en sevdiğim. <laughs> Ay. Dediğim gibi bu videonun ana konusu bu. Bu iki kitabı okuyacağız ve yorumlayacağız. Siz e, yazarın yazardan başka hangi kitapları okumamı öneriyorsunuz? altlara yazarsanız sevinirim. Böylece part 3'te de artık o <laughs> bir sonraki iki kitabı okuruz. Bu konu benim için yani uzun bir okuma serisi olacak diye düşünüyorum. Yani yazarın bütün kitaplarını keşfetmek istiyorum. Çok ilgimi çeken bir yazar. Çünkü çok popüler ama biz bir o kadar da aynı zamanda sevmeyen bir kitlesi olan bir yazar. Çok fazla kitabı olan bir yazar. İlgimi çekiyor yani. Ve hazır bu kadar çok kitabı varken bunu part 2, part 3 diye çekeriz diye düşünüyorum. Videonun da vlogumsu kısmına hoş geldiniz. Belki bir güne şimdi başlayacağım ve dedim ki hemen başlarken kendim video çekeyim çünkü bu kitap için bayağı meraklıyım. Hani diyorum ki acaba hani herkesin sevmediği kadar sevmeyecek miyim? Bir dakika şu an ışık burada çok kötü. <laughs> o da e, üniversite zamanı kaldığım yerdeyim ve bu kitaba başlıyorum. Sevip sevmeyeceğimi çok merak ediyorum. Çünkü sevmeyen o kadar çok kişi var ki Türkiye'de çıktığından beri seven bir kişi bile görmedim. Bir tane olumlu yorum görmedim. Bu yüzden çok merak ediyorum tabii ki de. <laughs> Şimdi başlıyorum. Bakalım kitabı neredeyse yarıladım yani yarılamaya yakınım diyebiliriz ve biraz kafam karışık yani şöyle ana erkek karakterimizin kız arkadaşı var ve kız arkadaşıyla ayrılacak gibi de durmuyor ee, belki de aşk beklememem gerekiyordur ya da kitabın arkasında şey yazıyor şarkıların aşkın ve ihanetin iç içe geçtiği inişli çıkışlarla dolu bir roman yani sanırım ihanet okuyoruz bu kitapta çünkü zaten kitabın başı kızın erkek arkadaşının onu aldattığını özellikle en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenmesine başlıyor. Karşı komşudaki bir çocuk onu evine alıyor. Onun evinde zaten bir sürü kişi kalıyor yani böyle arkadaşlarıyla birlikte kaldıkları bir ev var. Diyor ki bir odamız eksik sen de bizde kalabilirsin. Bu kızla bu çocuk çok iyi anlaşıyor. Birlikte müzik tutkuları üzerine bağ kuruyorlar. Ama çocuğun kız arkadaşı var. Bizden aralarında tatlı bir an yaşadığımda diyorum ki hani bu doğru değil. Daha az önce sen en yakın arkadaşından ihanet yedin. Yani şu anda yarısına yaklaşmadım bile ve şimdiden araları çok aşırı romantik. Ve hani asla kız arkadaşı olan birinin yakınlaşmaması gerektiği kadar yakınlaşıyorlar. Bizden bilmiyorum. <laughs> Öyle yani ama onun dışında kitap beni çok sardı. Yani her ne kadar okurken e, böyle nasıl diyeyim? Romantik bir kitap okuyormuşum gibi ana erkek ve kız karakteri şiplemiyorsam da kitap bayağı sardı. Aynı zamanda kitabın içinde şarkı sözleri var ve ee bu şarkı sözlerini Spotify'dan dinleyebiliyorsunuz. Yani şarkı olarak çıkmış yazar bir şarkıcıyla çalışmış ve hani albüm olarak çıkarmışlar yani kitabın içindeki şarkıları. Okurken bir yandan da Spotify'dan dinleyebiliyorsunuz. Ben o şekilde yapıyorum ve çok eğlenceli. Çok sevdim kitabı yani. Aşk olarak okumuyorum ama çünkü içindeki aşkı sevmedim. Sadece kitabın beni sarmasını sevdim. Kitap çok sardı. bu. Yani durmadan aklımda kitap var. Görüşürüz. Selam. Ben belki bir günü bitirmeme az bir şey kaldı. Yani yarısını geçtim ve kalan sayfaları da bugün akşam bitirmeyi planlıyorum. Çünkü çok hızlı okunan bir kitap ve hani başına oturduğunuzda gerçekten hani kalkamıyorsunuz başından güzel sarıyor. Ama sanırım şu ana kadar okuduğum kalın Hoover kitapları arasında en sevmediğim ana erkek karaktere sahip ve bunun en büyük nedeni de gerçekten iyi bir karakter olmaması. Yani gerçekten okuduğum en yanlış karakterlerden biri ve hani eğer bunu bu şekilde kabullenip hani kötü bir karakter olduğu kabullenip bu şekilde yazılsaydı bir sorunum olmazdı ama öyle bir yazılmış ki yazar size Rijin yani ana erkek karakterimiz Rijin iyi biri olduğuna inandırmaya çalışıyor. Hani bu çocuk iyi bak işte böyle yaralı işte böyle sorunları var. Ama yani bu sorunları olması aynı anda İki kişiden hoşlanıp ikisine birden yakın davranabileceği anlamına gelmiyor. <laughs> hani hangi sorunları olduğu benim umurumda değil. Bu çocuk kız arkadaşına ayrılmıyor. Ama Sidney'e yakınlaşıyor ve Sidney'e diyor ki sana karşı da duygularım var. Ama kız arkadaşımla ayrılamam. Bu yüzden şey hani herhangi bir şekilde çizgiyi aşacak gibi olursak bana olumsuz bir yanını söyle falan hani. ve Sydney de bunu kabul ediyor çünkü Sydney Ric'den çok hoşlanıyor ama Sydney de salak kızım benim ya böyle bir insanlar hoşlanılır mı? Çocuk seni istemem gel cebimde kal diyor yapıyor yani bildiğim ve sen de ki tamam. <laughs> yani kitap gerçekten sarıyor bu yüzden. Ya şöyle ben bu kitabı sonu belki düşüncelerimi değiştirir bilmiyorum. Gördüğünüz gibi işaretlediğim yerler de var çünkü. Hani İhanet ve nasıl diyeyim işte birbirini aldatan insanları okuma konusu olarak okuması çok eğlenceli ama asla ve asla romantik bir şey arıyorsanız bir aşk hikayesi bu saç ne yapıyor ya bir aşk hikayesi arıyorsanız bu kitap değil yani bu kitabı kimseye önereceğimi düşünmüyorum ama hani çok hızlı bitiyor asla sıkılmıyorsunuz tek sorun Ridge'in aşırı derece sinir bozucu bir karakter olması ve dediğim gibi ne kadar sorunlu olması ne kadar psikolojik sorun olması hiç önemli değil ya kız arkadaşından ayrıl, ya Sinli'ye yanaşma. Bu kadar basit. basitsin de yavrum hala Rici şey yapmaya çalışıyor. Böyle çok yok sorun değil falan diye. Biri gitsin şu çocuğun kız arkadaşına desin ki bak sevgilim bunları yapıyor. Ve kolumun buradan okuduğum üçüncü kitap bitti. E, şunu söylemeliyim ki ben bu kitabı kimseye önermiyorum. <laughs> Sanırım kanalımda ilk defa size bir kitabı önermediğimi söyleyeceğim. İlk ve son olmasını umuyorum. Çünkü hani böyle kitap okuyup e, sevip sevmeyeceğimi değindiğim videoları sık sık çekiyorum. Ve umarım böyle çektiğim videolarda kitapları severim. Ama bu kitabı sevmedim. Yani şöyle eğer bu kitabı çoktan aldıysanız kendini okutuyor. Gerçekten kendini okutuyor. Ve özellikle böyle e, durmadan olay olsun, drama olsun, böyle kaos ortamı olsun falan filan seviyorsanız bu kitabı da sevebilirsiniz. Ya da ne bileyim diyorsanız ben bir aldatma hikayesi okumak istiyorum. O zaman evet bu kitap size göre. Çünkü bu kitap bir aldatma hikayesi ama... Şöyle sır bozucu bir olay var. Şimdi eğer e, ana erkek karakterimiz Rich oldu bütün bu olaylara rağmen iyi bir karaktermiş gibi gösterilmeye çalışmasaydı bu kitabı sevebilirdim. Çünkü hani kitabın dediğim gibi bir aldatma hikayesi işte böyle e, ihanet hikayesi olduğunu anladığınız için ona göre bir beklentisi oluyor. Ve hani onu beklediğiniz için o şekilde okuyorsunuz. Bu yüzden hani şey böyle benim bu kitabı sevmemin dediğim içinde aldatmaması değil. Ana karakter Ridge'in okuduğum en iğrenç erkek karakterlerden biri olması ve yine de yazar tarafından yani bize böyle anlatılan diğer karakterler olsun bakış açısı olsun hani öyle bir anlatılıyor ki sanki Rich dünyanın en iyi insanı böyle Rich bu aldatan erkek karakterimiz. Yani tabii ki burada kız karakterim Sydney de hatalı. Sonuçta yani kız arkadaşı olan biriyle aralarında bir şeyler oluyor ama Sydney'in ben bu kitapta çok büyük bir suçu olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten esas suç, esas sıkıntı her şey erkek karakterde ve yazar hala öyle bir yazmış ki ama Rich çok iyi biri. <laughs> Sinir krizleri geçirdim ve normalde e, kitaplarında ağlarım ben. Yani şarkıda okuduğum iki kitabında da ağladım. Bu kitapta bütün kitap boyunca Rich'in duygularına, düşüncelerine göz devirdim. <laughs> hani gerçekten kitabı okuyorum ve böyleyim. Aynen. Kesin. Çünkü hani şöyle, Burada iki tane kız var. İkisi de acı çekiyor. Bir tanesi ihanete uğruyor Rich tarafından. Bir tanesi de Rich'e e aşık ama Rich'in kız arkadaşı olduğunu ve onunla birlikte olmayacağını biliyor. Çünkü Rich her zaman diyor ki seni seviyorum ama ben kız arkadaşımdan ayrılamam. <laughs> ama sana da aşığım. Ama kız arkadaşımdan ayrılamam. <laughs> ve yine de öyle bir anıcı ki Rich iyi bir karakter. Hani böyle ama Rich kadar iyi biri işte kötülüğünü düşünmemiştir falan filan gibi. Yani <laughs> çok sinirim bozuldu bu kitabı okurken gerçekten. Hani duygular yine güzel işlenmişti. Ona hiçbir şey yok. Konu var bu konuda çok başarılı. Yani gördüğünüz gibi bunu da, bu bu kadar göz devirdiğim kitapta böyle bir sürü yer işaretledim. Çünkü hani yine duygular güzel işlenmişti ve dediğim gibi bir sürü kaos ortamı vardı ve bu karakterler çok gerçekçi yani gerçek hayattan insanlar gibi hissettirdiği için yani alıntılamak istediğim, sonradan bakmak istediğim yerler oldu. Ama kitabı yine de kimseye vermiyorum demek yani Eğer tam olarak aradığınız şey bu değilse yani sevmezsiniz. Tam, tam olarak aradığınız şey bu ise çok seversiniz. Yani böyle ben sevmeyeceğim bir erkek karakter okuyayım. İşte e, iki kızın da duygularıyla oynasa da kendini iyi sansın. <laughs> böyle bir karakter okumak istiyorsanız yani öneririm o zaman tabii ki. Çünkü bu kitabın size vereceği şey bu. Ee, içinde yine beklemediğiniz e, twistler işte ani dönüşler falan filan oluyor kitap boyunca. Yani yazarın klasik şeyi o. Ama yani hiçbir kurtaramadı. Ridge ana karakteri o kadar sinir bozucuydu ki yazar ne yazsa bu kitabı kurtaramazdı. Bir de kendi düşünceleri nasıl biliyor musunuz? İki kızın da duyguları öyle Hala diyor ki ama ben ikisine de aşığım. Kim seçersem seçeyim kalbimin bir tarafı orada kalacak. Yani ben de acı çekiyorum. <laughs> <laughs> bu kitapla ilgili düşüneceğim bu kadar. Sıradaki kitabımız Confess. Ee, henüz Türkçe çevrilmemiş bir kitap. Ee, ama merak ettim. Sanırım o da aldatma hikayesiymiş. Emin değilim ama yani bundan daha iyi ol olacağına inancım tam. Çünkü bu çok kötüydü. <laughs> yani yine 3 verdim. Çok kötü dediğim kitaba yine 3 verdim. Çünkü dediğim gibi sürükleyeceğiydi. Yani bütün kitabı çok hızlı bir şekilde bitirdim. Çünkü yani ne olacağını merak ediyordum ve bir yandan da hani böyle o kadar sinirim bozuyordu ki kahkaha atarak okuyordum falan hani böyle ağlamam gereken yerde. yerler verdim. Benim gözümde bu çok düşük bir puan ama yani bir sürü insanın gözünde bu ortalama bir puan olduğunu biliyorum. Ben normalde kitaplara çok yani üç 3.5'un altında neredeyse hiç vermem. Ya benim için en yani en kötü kitaplar 3'ü anca hak eder. o yüzden bu kitaba da 3 verdim. Konfese okumaya başladığımda görüşürüz. Selam. Bu videonun son kitabı olan Konfese dün gece başladım. Aslında keşke başlar başlamaz video çekebilseydim. Çünkü kitabın ilk 10 sayfası beni deli gibi ağlattı. Hani bir kitabın on, ilk 10 sayfası insanı ağlatır mı ya? Hani böyle bir giriş yapmazsın bir kitaba. <laughs> yani ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Sanırım bu yazardan e, en sevdiğim ikinci kitap bu olacak gibi hissediyorum. Çünkü her ne kadar bu video kötü başlasak da. Çünkü belki bir gün gerçekten güzel bir kitap değildi yani. İntel ancak düşmanını önerir o kitabı ya da dediğim gibi böyle aldatma da aşırı keyif alarak okuyorsanız aldatma hikayelerini o zaman o kitap size göre. Ama bu, bunu çok sevecekmişim gibi hissediyorum. Çünkü kitap öyle bir başladı ki. Ya dediğim gibi ilk 10 sayfa zaten bir yıkıldım, bayağı ağladım. Sonra açtık neyse sadece ilk 10 sayfa öyleydi. Sonra işte normal kızın hayatına giriş yapıyorsunuz. İlk 10 sayfa kız 15 yaşındayken yaşadığı bir olayla başlıyor. Ee, ama bayağı büyük bir olay yani. Hani hayatınızı etkileyecek bir olay. Bu olayı okuyorsunuz gözünüzden bir damla yaş düşüyor ve sonra kızın 20 yaşında yani 5 yıl sonra e, o ilk 10 sayfada okuduğunuz yere geri dönmesiyle yani o şehire geri dönmesiyle e, hayatında olanları okuyoruz gibi bir şey. Henüz yani kızın hayat hikayesi nedir? Bu kız kimdir? işte erkek karakterimizin de gözünden bir bölüm okuduk. Hatta iki bölümü ne okuduk? Ben daha henüz 60 sayfa okudum bu arada. <laughs> ne kadar okudum bile söylemedim ama dün kitaba başladım ve 60 sayfa okudum bile. Yanında ayraç yoktu bu yüzden. <laughs> Postitlerimi koydum araya. Yani ilk 60 sayfadan ben bu kitabı çok sevecekmişim gibi hissettim. Çünkü en son e, Colin Hoover'dan Her Kalp Kırılır kitabı böyle başlar başlamaz beni içine çekmişti. Ve o kitap benim şu an kadar okuduğum en sevdiğim kitaplardan biri. Yani şu an kadar yazardan okuduğum en sevdiğim kitap kitap net. işte Colin Hoover zaten o yazarına basıyorum. Colin Hoover'dan Her Kalp Kırılır yani Heart Bonds kitabı. Net favori kitabım bu yazardan. Ama ikinci sıraya konfes yerleşecekmiş gibi hissediyorum. Eğer bu şekilde devam ederse. Eğer sabahtan dersim olmasaydı bugün. Büyük ihtimalle daha da, çok daha okurdum. İçine beni öyle bir çekti ki kitap ve. Hani Kız karakteri de, erkek karakteri de çok ilgimi çekti. Ee, kız karakterimiz adı Auburn. Auburn, Auburn. Nasıl okunaya emin değilim. İngilizce isimler konusunda çok iyi değilim. Erkek karakterimiz de Owen. Ve hani daha ilk 20-30 sayfadan Owen'ın gözünden bölümler okuyoruz. Ve Owen'ın olaylara bakış açısı acayip ilginç. Yani daha önce hiçbir erkek karakterin bakış açısını bu şekilde okumamıştım. Yani çok çok ilgincime geldi. <laughs> Böyle şey... Ee öğreniyoruz ki hemen öğreniyoruz bunu ya. Spoiler hocam düşünmüyorum. İlk e, erkek karakterin bakış açısından okuduğumuzda yani ilk 20-30 sayfada falan erkek karakterimiz e, Auburn'ı yani kız karakterimiz daha önceden bir yerden tanıyor. Yani hemen şey diyor o olduğuna inanamıyorum falan filan gibisinden bir havaya giriyor. Yani kızı tanıyor ama nereden tanıyor? E, hani nasıl nerde, ne geçmişte Hani nerede karşılaşmışlar? Ne olmuş? Hiçbir fikrimiz yok. Sadece Hani erkek karakterin düşüncelerini okuyorsunuz ve gerçekten çok ilginç düşünceleri var. Baya şaşırdım yani. Bilmiyorum çok hoşuma gitti. <laughs> çok ilgimi çekti. Kitap aşırı sev, ilgimi çekerek başlattım. Bugün okumaya devam edeceğim. Ne zaman biter bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle yarın değil, ondan sonraki gün biter çünkü çok yani içine çekti kitap beni. Ve e, kitabın içinde resimler var. E, bu resimlerin hepsi belirli e, confession yani confession confess confession Türkçesi neydi? İltifat değil, itiraf. Belirli itiraflardan oluşuyor. Şöyle e, bunun yine spoiler olduğunu düşünmüyorum. Avun'un işi, Avun bir ressam ve insanlardan anonim, anonim olarak e, itiraflar alıyor ve ilgini çeken, ilgisini çeken itirafları resme dönüştürüyor ve bunları e, satıyor. Yani bir sanat galerisi gibi kendi e, yaşadığı binada bir yer var. Ayda bir açıyor ve ayda bir bir sanat galerisi tarzı bir şekilde resimlerini satıyor ve hepsi böyle ona anonim olarak gelen itiraflardan. Her itirafın işte belli bir resim var, ve resimleri buraya böyle koymuşlar. Şu şekilde. O kadar ilgi çekici ki ve hani resmi görüyorsunuz hangi itiraftan alınarak yazıldığını görüyorsunuz. Oku yani aşırı hoşuma gitti kitabın. Anlatış şekli, olayların gidişatı, karakterlerin gerçekten ilginç olması. Ama böyle aşırı da ilginç değiller. Yani yine sıradan hayattan insanlar ama normal kitaplarda gördüğümden daha farklılar. Yani o yüzden bayağı ilgimi çekti. Bu kitap yeni bir favori olabilir gibi hissediyorum. Tabii ki büyük ihtimalle her kalp kırılırı geçemez benim için ama ona yakın bir şey olacakmış gibi hissettim. Çok içime doğdu. Yani ilk 60 sayfadan böyle hissettim en azından. Bilmiyorum ya. Bu kitabı umarım yakında Türkçe çevirirler de herkes yani eğer tabii seversem herkes okuyabilir. Çok iyi gibi başladı çünkü. Aşırı iyi başladı. Ne olacak aşırı merak ediyorum ya. <laughs> Ve kitabın başında yazar şey yazmış. Ee, bir dakika bulacağım onu. Şu an ne evet, çalışıyorum. The confessions you read within this novel are true confessions submitted anonymously by readers. This book is dedicated to all of you who found the courage to share them. Yani bütün bu kitabın içindeki il, iltira, itiraflar yazara gelen gerçek itiraflarmış. Yani yazar itiraf, okurlarına itiraf göndermelerini mi istemiş, nasıl bu itiraflara sahip olmuş bilmiyorum ama başına diyor ki bu itirafların hepsi gerçek insanlardan gelen gerçek itiraflardır. Ve hani e, cesaret edip benimle bu itirafları paylaştığınız için teşekkür ederim. Bu kitap sizin için diyerekten başlıyor kitap. Bu beni daha da şaşırttı. Çünkü yani gerçek insanların itiraf ettiği en karanlık düşüncelerini görüyorsunuz bu kitapta. Ve bir tanesi özellikle e, ilk resim mesela Auburn'un avından gördüğü ilk resmin itirafı. Çok karanlık yani itiraf şey e, ee, yani bir kadın yazmış bunu. Bazen onun benim oğlum olmasındansa öyle olmak beni daha mı iyi hissettirir onu düşünüyorum. Hani çok karanlık bir itiraf ve kesinlikle hiç kimseye itiraf edemeyeceğim bir, bir, itiraf yani böyle bir düşünceye sahipsen. Çok yani bu yüzden kitap dediğim gibi ilgimi çekti baya bakalım. Devamda böyle devam ederse karakterler çizgilerini bozmazsa <laughs> 5 puanlık bir kitap geliyor gibi hissediyorum. Çok hakkın yani kitap hakkında çok konuştum ama yani ilgimi çektiği için. Kitabın sonlarını doğru sizi bir kez daha bilgilendireceğim ve en sonunda da kitabı bitirdiğimde... full yorumumu bu videoya çekeceğim diye düşünüyorum. Az önce bu kitabı bitirdim. Ee, gördüğünüz üzere iyi değilim. Kitap yeni favori kitabım. Kalın Over'dan <laughs> yani. Otantik bir şekilde kitabı bitirdiğimdeki e, halimi görün istedim. <laughs> ama esas yorumu birazdan yapacağım yani bu halim uzun süre kameraya alasım yok açıkçası birazcık daha kitapla başa zaman geçmem lazım hemen sizin için birkaç saniye sonra kitabın yorumunu göreceksiniz az önceki ağlamalı videomdan sonra kendimi toparladım ve bu videonun yorumuna geldim çok güzeldi gerçekten konuma buradan yeni favori kitabım kesinlikle bu oldu bu videoyu çektiğime çok memnunum çünkü her ne kadar e, videonun ilk kısmındaki kitap tamamen bir başarısızlık olsa da Confess'te iyi ki okudum, hani tekrar olsa tekrar okurum dediğim bir kitap oldu. Hatta özellikle son sayfasını okuduktan sonra, yani son bir bölüm var, en son Ove'nun ağzından okuduğumuz bir bölüm. Ki zaten kitap boyunca da yine hem Ove'nun ağzından hem de Auburn'un ağzından okuyoruz. Ama o son Ove'nun ağzına okuduğumuz bölüm çok özel bir bölüm. Çünkü o bölümü okuduktan sonra bütün kitaba başka bir gözle bakıyorsunuz ve hani daha da seviyorsunuz kitabı. E, kitabın konusundan bahsetmiş miydim çok hatırlamıyorum ama şimdi biraz özetle bahsedeceğim. E, Auburn adında bir kızımız var. Kitabın ilk başında 15 yaşındayken e, bir olay yaşıyor. Bu olayı size söylemeyeceğim ama baya üzücü, kalp kırıcı bir olay. Ve hani genel olarak hayatını e, etkileyen bir olay. Yani geri, geri kalan hayatına çok büyük etkisi olan bir olay yaşıyor. Ve bu ilk bölümü okuduktan sonra 5 yıl sonrasında yani Aburun 20 yaşındayken farklı bir yere taşınmasıyla... E, hayatını okuyoruz. Bu taşındığı yerde Owen adında biriyle tanışıyor. Owen da sanatçı yani ressam olan biri. Her ay bir sanat sergisi açılıyor ve bu sanat sergisinin ana konusu şu. İnsanlar Owen'a e, işte ilt, iltiraflarını gönderiyor. Yani böyle kağıda yazıp Owen'a gönderiyorlar. Ve Owen da esinlendiği iltiraf, iltirafları resme dönüştürüyor ve sonra bu resimleri satıyor büyük Yani güzel paralar kazanıyor çünkü resim yeteneği var ve hani genel olarak bu itirafları güzel bir şekilde yani böyle sanatsal bir şekilde tuval, tuvale güzel bir şekilde geçirebiliyor. Böyle bu şekilde yani geçimini sağlıyor. Babası da zaten hukuk alanında çalışan biri yani o para durumlarında bir sıkıntı da yok zaten ama hani kendi geçimini bu resimlerle sağlayan biri. Bir gün Auburn nedenini bilmediğimiz bir şekilde bir avukatla görüşüyor ve avukat ona belli bir para veriyor. Ee, ama bu para Auburn'un karşılayabileceğinden, karşılayabileceğinden çok daha fazla ve bu yüzden hani ne yapsam ne yapsam diye düşünürken e, bu avunun sanat galerisinin önünden geçiyor. Ve camda kocaman bir kağıt var. E, acil yardımcıya ihtiyacım var. Hani eğer yardım edebilecekseniz tıklatın falan hani gibisinden hani acil bir çalışana ihtiyacım var gibi bir kağıt görüyor. Tam böyle düşünürken acaba hani yardım etsem hani tanımadığım bir insanın binasına girmek ne kadar güvenli <laughs> diye düşünürken o yardım çağırsın yani eleman aranıyor <laughs> işte acil eleman lazım kağıdı indiriliyor ve üzerine işte böyle çok acil lütfen işte herkes olu tarzı bir yazı yazılıp tekrar asılıyor. Bunu görünce de e, diyor gülüyor hani komine gidiyor yani demek ki gerçekten çok büyük bir ihtiyaçları var diye düşünerekten e, tam kapıyı tıklatacakken kapı açılıyor ve oven çıkıyor. E, işte i̇şte bunlar bu şekilde karşılaştıktan sonra Hayatlarını okuyoruz. Kitapta çok fazla böyle ani ters köşe olan bir kitap. Ee, hani genel olarak şaşırdığınız bir sürü olay oluyor ve hepsi çok güzel işlenmiş. Hani tamamen bütün hikayeyi bağlayan türde bir ters köşeler. Hani o ters köşeyi, o ters köşeyi okuyana kadar e, olduğunu bile bilmediğiniz soruların cevabını öğreniyorsunuz. Mükemmel yazılmış bir kitap. Gerçekten yeni favorim kitabım diyebiliriz. E, Confestten sonra en sevdiğim Colin Hoover kitabı hala Her Kalp Kırılır. Her Kalp Kırılır'dan sonra Çirkin Aşk, Çirkin aşktan sonra da e, belki bir gün o büyük ihtimalle hayatım boyunca en sevmediğim Colin Hoover kitabı olacak gibi hissediyorum. <laughs> Çünkü gerçekten güzel değildi ama e, Confess ve Her Kalp Kırılır bu yazardan okuduğum kesinlikle en güzel kitaplar. Hani keşke Confess'i Türkçe'ye çevirselermiş. Yani bu kitabın kesinlikle Türkçe'ye çevirmeyi hak edildiğini düşünüyorum. Yani Türk okurlara da ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Colin Hoover'ın tarzını sevenlere. Yani e, eğer romantik kitapları sevmiyorsanız ya... Yani, tarz bu tür işte gerçek hayattan sizin kalbinize dokunacak böyle aşırı ağlatacak değil de genel olarak aynı anda bir sürü farklı duyguyu yaşatacak bir kitap yani arıyorsanız o tarz kitapları seviyorsanız Kalın Over'ın yazdığı kitaplar tam size göre ve bu kitap da öyleydi. Hani mesela kitabı okurken hüngür hüngür ağlamadım. E, sonunda çok fazla duygunun ağladım. Hani sonu gerçekten çok güzeldi benim için yani yazılabilecek en mükemmel sonda. O dediğim gibi en son avun ağzından okuduğumuz bölüm benim için bu kitabı aniden 5 beş üzerinde 5'ten 5 sonsuza falan çıkardı. Ee, bayıldım kısaca. Kitap boyunca o kadar çok duygu hissettim ve bu kitabı okurken gerçekten çok gerildim. Çünkü Auburn'ın karşılaştığı ve hayatında olan insanlar herkesin hayatında olabilecek insanlar. Yani kesinlikle kimsenin hayatında böyle insanların olmamasını diliyorum. Ama gerçek hayata karşılaştığımız insanlar yani böyle manipülatif insanlar özellikle hani var ne yazık ki gerçek hayatta etrafımızda var ve bu kitabı hani Auburn'la birlikte okumak, Auburn'un yaşadığı hani ne yaparsam daha iyi olur düşüncelerini ve çözümlerini okumak gerçekten bana aynı anda bir sürü duygu yaşattı. Eğer İngilizce, İngilizce kitap okumayı seviyorsanız mutlaka Confess'e bakmanızı öneririm. Ve umarım ki yakında hani Türkiye'de de çeviriler bu kitabı. Çünkü mükemmel bir kitaptı. Gerçekten harika bir kitaptı. Yani yeni favori e, kitabım diyebiliriz. Şöyle ama bu kitabı bu kadar öneriyorum kesinlikle ama e, kitabı okumadan önce kitaptaki trigger warning yani böyle sizi rahatsız edebilecek konuların uyarısına bir bakmanızı da az çok öneririm eğer rahatsız olduğunuz şeyler varsa çünkü kitabın içinde gerçekten insanı rahatsız edebilecek bir sürü şey var. Hani ben bile okurken dediğim gibi gerçekten bir sürü şeyden böyle rahatsız oldum çünkü gerçek hayattan şeylerdi. Eğer yani, rahatsız olduğunuz ya da hassas olduğunuz konular varsa yani kitaplarda bu kitabı başlamadan önce bu kitabın trigger warninglerine yani uyarılarına bakmanızı öneririm hani çok fazla içinde hassas konu vardı çünkü <laughs> hassas olduğunuz bir noktaya değmiş olabilir bu yüzden ona bakmanızı öneririm şimdi gidip belki bir günü de alacağım ve bu videoyu kapatacağım kitabı yan yana tutmak istiyorum böyle videoyu kapatırken bir tane şaheser bir tane de berbat bir kitap okudum çünkü. Ee, ve bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yazarım bugün, bugün değil, bu videoda bu iki kitabını okuduk. Bir tane yüzde önereceğim, bir tane de yani <laughs> kimseye önermek istemeyeceğim bir kitap var. Ee, yani ilginç bir videoydu. Uzun zamandır hiç sevmediğim bir kitap olmamıştı. Bu yüzden yine mutlu hissediyorum yani. Arada sırada bir kitabı sevmemek de gerekiyor bence. <laughs> ve bu video bu şekilde... Bu şekerdi. Bu video bu kadardı. Ee, sizin hani şunu mutlaka oku dediğiniz bir konu Conover kitabı varsa mutlaka yorumlara yazın ve bu iki kitabı, kitaptan birini ya da ikisini de okuduysanız bu kitaplar hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen altta yorumlarınızı bırakın. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.